çaresizlik, aradığın çarenin belki tam önünde olması ama onu bulacak vaktin olmamasıdır çaresizlik. Çaresizlik cevapsız, kurak bir ıssızlık değildir. Dışarıda devam edecek hayattır asıl engel. Asıl engel sana geçit vermeyen, seni umursamayan, seni yutan hayattır asıl engel. Bulduk dayı. Aradığınız şeyi bulduk. Bu dördüncü adam, Serdar. Elinde bir kaset varmış. Güvenlik kaseti. Yani soygunun kaseti. Ali şimdi onu arıyor. Dayı, duyuyor musun beni? Şükür duyuyorum yeğen. Devam et. Ali'yi idama götürecek şey nedir? Nedir? Onun adam öldürdüğünü gösteren kaset. Bu ne demek dayı, anlıyor musun? Ne demek? Bir çıkar yol demek. Aradığımız B planı işte. İstersek her şeyi bitirebiliriz demek. Ömer'in suçsuz olması demek. Diyelim ki kaseti bulduk. Vaz mı geçeceğiz yeğen? Hayır canım, ne bileyim. Hele bir bulalım da. Bulalım tabii yeğen. Bulalım da bulmamız neyi değiştirecek? Ne demek neyi değiştirir dayı? Ne demek neyi değiştirir? Her şeyi değiştirir. Ezel olmak zorunda değilim yani. Ömer olabilirim yani. Her şeyi değiştirecek. O kaseti bulduk diyelim. Ne yapacağız? Saklayacak mıyız? Yoksa verip kurtulacak mıyız? Bilmiyorum dayı. Sen şimdi niye soruyorsun bunları bana? Sen demiyor muydun elimize bir an evvel bir koz almamız lazım diye? İşte elimizde koz. Çağrı arıyorduk. Çağrı önümüzde işte. Kaseti verince kaç sene yerler bu adamlar? 10. İyi halden 5. Belki hepsi de girmez içeriye. Yeğen, ben seni üzmek için değil, gerçeği göstermek için konuşuyorum. Al sana gerçek dayı. Ben katil değilim. Ben suçlu değilim. Ben Ezel bile değilim. Bunlar gerçek işte. O kaseti ola ki bulursan hem sorun olur hem çözüm. Ama bir çare arıyoruz, değil mi? Bir çare arıyoruz, bulacağız. Ne var elinde? Bu Serdar. O kaseti koydu bir yere. Güvendiği bir yere. Ama nereye? Nereye koyar bu fittoş kaseti? Nasıl bir adam abi bu? Pislik herifin teki. Şeytana pabucunu ters giydirir. Evi yurdu yoktur. Otellerde kalır. Oyun kurar. İnsanlarla oynar. Kızlarını kullanıyor oyunlarında. Niye? Sevgilerini kullanıyor. Güzelliklerini kullanıyor. Hiçbir yerde fazla kalmaz. Oyunu yapar sonra basar gider. Yeri yok, yurdu yok. Güvendiği kimse yok. Ne var peki? Hayatından çıkmayan ne var? Kendilerinden başka kimseyi sevmez böyle adamlar. Kızları dahil. Herkesi bir alet gibi kullanırlar. O kadar. Kızları. Cindy. Basarım burada dedim. Şehrin öbür tarafı. Senin adamın var mı orada? Ben gidiyorum dayı. Varsa sen de hemen ara. Yok, yok kimse. Yok mu? Yok. Ama bakacağız. Bir çaresine bakacağız elbet. Hadi sen koş şimdi, koş. Dayı. He. Vakit geldi dayı. Bitirebiliriz. 12 sene dayı. 12 sene. Senle ben. Şimdi bitirebiliriz işte dayı.
Hadi sen koş, ben de bir bakayım. Hadi, hadi. Ha. Ne garip, ben sana hiç teşekkür etmedim. Ne garip değil mi dayı? Hele bir dur, sonunu görelim. Yok dayı. Bu işin sonu nereye varırsa varsın. Her şey için sağ ol. Asıl çaresizlik, derdin devasız olması değil, birini iyi edecek şeyin diğerinin kadehine zehir olmasıdır. Neresiymiş abi? Hangi otopark? Ali! 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 Alo. Alo. Ben şoför Naci. Beni sormuşsun. Ben seni değil hayatım. Sen beni sordun. Ben mi seni sormuşum? Ben seni tanımıyorum ki gözüm. Benle tanışmak istemez misin? Taksimetreyi kapatıp şöyle birlikte bir gezinti yapmak istemez misin? Ben senin arabamdan indiğimde de zengin olmak, bir daha da benim yüzümü hiç görmemek istemez misin? Nereye gideceğiz? Sen her gün Ezel'i nereye götürüyordun? Mezarlığa. Ha? Bir zamanlar gençken sıktığım her taşı avucumda ezerim sanıyordum. Ama şimdi yaşlandım. Önümde geçilmez bir dağ. Çok da az vaktim var. İki çocuğum var benim. Birini ben yoktan var ettim. Onun gözlerinde ölüm var. Diğerini ise hiç görmedim. Ama biliyorum, onun peşinde ölüm. Ben Ramiz Karaeski. Hep iyi olmasa da uzun bir hayat var arkamda. Önümde ise iki kapı. Ama bir tek çıkar yol var. Kimin mezarıymış bu Ezel'in geldiği? Kimisi çok ağlardı başında. Sana bir şey söyledi mi? Bana değil de kendi kendine. Ne diye? Anne ben buradayım gibi bir şey. Bas gaza bas. Acelen ne usta? Ölüler kaçmıyor ya. Öyle deme şoför Naci. Bu saatte buraya kimin geldiğini bir duysalar fırlayıp kaçarlar. Seçim bir çaredir aslında. Asıl çaresizlik verdiğin seçimin zehirli meyvasıdır. Bir şey gelmeyince kabullenmek kolaydır.
çaresizlik, kendine elimden geleni yaptım mı diye sormaktır. Çareyi geçirmiş kendine, avuçlarının içinden kaçırmaktır. Kaset mi? Serdar'ın evinde buldum bunları. Belki bir işimize yarar. Yetiştim de dayı. Ben aldım kaseti de. Seni zorladım ya. Seni kışkırttım. Ama sana hiç yalan söylemedim. Serdar'ı çıkmaz yola soktuk. Fakat kaseti alamadık ya. Burası mı? Hangi mezar? Burası mı? Bekle burada. Dönünce hesaplaşacağız haliyle. Başkasının ruhunu ararken insan kendi ruhunu teslim eder başkasına. Kimsin sen? Ben kim miyim? Kaldır kafanı, kaldır. Kaldır.
Ben arabanın yeni sahibiyim. Barındırabilirsiniz ama ruhlarını asla. Çünkü onların ruhları geleceğin sarayında oturur. Ve sizler düşlerinizde bile orayı ziyaret edemezsiniz. Kendinizi onlara benzetmeye çalışabilirsiniz. Ama onları kendinize benzetmeye çalışmayın hiç. Çünkü hayat ne geriye gider ne de geçmişle ilgilenir. Sizler evlatların birer canlı ok gibi fırlatıldıkları yaylarsınız. Yayı gerenin elinde seve seve bükülün. Çünkü oku atan o güç, uzaklaşan okları sevdiği kadar eldeki sağlam yayı da sever. Ne diyorsun dayı? Halil Cibran, babalardan ve onlardan uzaklaşan çocuklarından bahsediyor. Onları bırakmayan babalardan da bahsediyor mu? Onları terk etmeyen babalardan. O sohbeti seninle sonra yaparız. Niye vuramadın? Niye yapamadın? Yaparsın demiştim. Katil değilmişim. Artık ne gerekiyorsa onun için. Yokmuş bende. Kendin yapamayacağın bir şeyi başkalarından istemeyeceksin. Gün gelir, yanında emir verecek kimse kalmaz. Bugün de yoktu. Karşımda da sen vardın. Mesele kurallar, prensipler değil dayı. Şans. Şansı olan kazanır. Şansın kaçmaz inşallah çünkü peşindeyim. O değişmedi. Niye dayı? Niye Ömer o kadar önemli senin için? Çünkü sen bensin. Senin yaptıklarını zamanında ben de yaptım. Yaptıklarımı geri alamam. Ama aslında sen ben olduğuna göre kendimi keyifle öldürebilirim. Onun yerine öpüşüp barışsak? Onun yerine doğruyu konuşsak Cengiz kardeş, senin ölümün benim elimden olacak. Kardeşim benim.
Zeyşan. Karıcığım, oğlumuzu buldum. Eve getiriyorum. Kavuştum. Her şey yoluna girdi mi? Evet, girdi. Ezel, bugün Bahar'la konuştum. Ezel, bak, bana istediğini yaptırabilirsin. İstediğin sahtekarlığı, istediğin oyunu. Hepsini yaparım. Senden de iyi yaparım. Ama kardeşime ihanet ettiremezsin. Onu yapmıyor musun zaten? Artık yapmıyorum. Çünkü bir seçim yapacaksın. Bahar'la olmak istiyorsan ben aradan çekilirim. Ama benimle olmak istiyorsan Bahar, daha fazla üzülmeden konuşmalısın onunla. Yapamam. Neden? Beklememiz gerek. Neden bekleyeyim? Onunla olmayı seçiyorsan ben neden bekleyeyim? Çünkü hesaplayamadığımız, engel olamadığımız şeyler var hayatta. Sen beni bekleyeceksin. Çünkü elinde değil. Ben sana aşığım. Çünkü elimde değil. Ben seni şimdi değil, sanki tüm hayatım boyunca seviyor gibi seveceğim. Çünkü elimde değil Eşim. Bekleyeceğiz. İhanet edeceğiz. Çünkü elimizde değil. Çok gaddarca bir şey bu. Kesinlikle yaşam. Söyledim sana. Cengiz adam vuramaz. Ben de sana söyledim. Vuramazsa daha iyi. Daha derin bir kuyuya düşer. Anlamadın değil mi? Her şeyi kazandığını zanneden bir adam ne kaybettiğine bakmaz bile yani. Eşanlı Ali. Orada hesap tuttu. Bir şeyden haberleri yok. Plan suya düştü sanıyorlar. En başa döndük dayı. Bir sen, bir de ben biliyoruz planı. Her şeyi hesap ediyoruz. Her ayrıntı hesabımıza dahil ediyoruz. Hiç hesap etmediğin bir şey çıkmadı mı daha karşına? Çıktı, çıktı. Hala karşımda duruyor. Sen. Ya senin yeğen, korkunç bir plan kurdun bu senin üçlüye. Tıkır tıkır işletiyorsun. Hiç hesap etmediğin bir şey çıkmadı mı karşına? Çıktı. Bahar. Onca kötülüğün içinde bozulmuyor. Kötüleşmiyor. Onu hesap etmemiştim. İşte o hesap etmediğimiz şey bizim sonumuz olacak galiba. Thank you.
kadar iyi yerleştir taşlarını. Öyle bir oyun çıkar ki karşına, en değerli taşını feda etmen gerekir. Ah! Yeter lan, yetmez mi? Bak abi, devam et. İyi misin? Suratımı dağıtıyorsun abi. Nasıl iyi olayım? Doğru diyorsun. Ne diyorsun? Tamam mıdır? Ne diyorsun dayı? Cengiz yemez. Çocuğu Tevfik'e emanet etti. Tevfik çocuğu bana verdi. Sen ikisinden birini söyleyeceksin. Ya Tevfik ihanet etti, ben cezalandırdım diyeceksin. Ya da öldü diyeceksin. Ne yapayım şimdi? Öldüreyim mi yani Cengiz yesin diye? Ben olsam öyle yapardım. Sen de ona benzer bir şey yapmalısın yani. Yok. Bayıldı bayıldı deriz. Başka bir şey deriz. Ne diyorsun yani? Üstün kirlenmiş abi. Yenisini getireyim mi? Yap. Tek bir görüntü yeter anlamana. İstediğin kadar düşündüğünü san her şeyi. Bazen hesap edemediğin küçücük bir şey tüm kaderini alt üst eder. Abi! Ne olur iyi misin diye sorma. Gel otur bak, cips de var. Film seyrederiz. O kasetten bende tonlarca var. Fani dünya. Hani bana bir şey olursa emin ellerde kalsın hesabı. İstersen veririm. Önce bir düşün Ali. Nereden buldum ben bu kaseti? Ha? Güvenliğin kaseti bu. Yıllarca şu kaset kimin elindeydi Ali? Kim sana söylemedi Ali bu kaseti? Ha? Kim seni parmağında oynattı Ali yıllarca? Ha? Ben seni tanırım Ali. Sen aptal bir adam değilsin Ali. Gözünü seveyim bir düşün Ali. Kim ördü bu çorapları başına? Ben mi? Niye saklasın lan Cengiz? Cengiz! Cengiz orada bak ağlıyor, zırlıyor. Ama sen adam öldürüyorsun Ali gözünü kırpmadan. Kimi müebbete yollar Ali bu kaset? Ulan ikinizin koy. Koy ama önce bir dinle. Madem gidiyoruz, bari kendimiz için de vuralım. Dur. Ali, haklısın. İkimiz de kardeşiz. Cengiz de ben de. Hatta hainiz. Ama şimdi sen söyle Ali. Hangi haini öldürmek istiyorsun? He? O tetiği çekmeden önce iyice bir düşün. Hangimiz seni kandırdı? He? Hangimiz seni her defasında harcadı? Şimdi sen beni vurursan bu kaset ortaya çıkar.
Peki hangimizi vurursan sonunda serbest kalacaksın? Ezel, iyi misin? Çok iyiyim. Niye kötü olayım ki? 12 yıldır bunları beklemiyor muyum ben? Şimdi kötü olma hakkın var mı? Her şeye hakkın var. Yok abi. Bu anlardan zevk almayacaksam niye ince ince dokudum ben bu planı? Yok. Artık tereddüte yer yok. Bunun adı tereddüt mü? Yoksa vicdan. Sırada öyle şeyler bekliyor ki. Vicdanlı adamın yapacağı işler değil. O Cengiz var ya. Önce onun o çok sevdiği karısını. Hani Uğur'un arkadaş sattı. Onu çekip alacağım kollarının arasından. Yavaş yavaş. Sonra otel var ya. Benim mezarımın üzerine diktikleri. Her şeyini alacağım. Kimsesi kalmayacak. Yapayalnız kalacak. Senin gibi. Rahman'dan aldım bir müşteri. Ne tarafa bey amca? Sen sürede yolda düşünürüz. Kış günü İstanbul sokaklarında direksiyon sallanmak pek kolay değil, değil mi? Of, hem de nasıl amca? Taksi senin mi bari? Benim amca. 25 yıl çeyrek asır eder. Çeyrek asırda affetmiyorsan af dilemek aptallık değil midir kardeş ha? Amca vallahi anlamadım. Diyeceğim o ki söyle ona istediği benim canımsa eğer orada bitecekse bu iş alsın canımı. Amca ne söylüyorsun sen ya? Kimle konuşuyorsun? Benimle bitecekse bu iş, bitsin, bitir işimi. Ama söylesin, söz versin. Amca sen yanlış taksiye bindin galiba. Evin neredeyse söyle de bırakayım seni Allah aşkına ya. Kardeş, biraz önce konuştuğun makinenin kablosunu kesmişsin. Taksiyi çaldığın şoför solak. Bak, tablasını sol tarafa koymuş. Sen sağ elini kullanıyorsun değil mi? Ha? Aynanın üzerindeki fotoğrafa bak. Eğer estetik yaptırmadıysan senin fotoğrafın değil. İyi misin dayı? Demişti. İyidir demişti. 25 yıl benimle bitecek mi? Hayır. Zamanlar iki adam varmış. Biri diğerine öyle bir kötülük yapmış ki ikisi de yalnız kalmış. Bunlardan biri iyiymiş, biri kötü. Biri fakir, diğeri zengin.
biri yaşayacak, diğeri ölecek. Kimin hikayesi olursa olsun. Azat. Ne istiyorsun Şebnem? Dur kapama. İki dakika dur. Ne istiyorsun? Tevfik. Başlatma Tevfik'ine Şebnem. Çocuğu mahvettin zaten. Hadi kapıyorum. Tevfik'in eşyaları var bende. Onları vereceğim. Bende kalsın istemiyorum. Sana verebilir miyim? Azat ne olur iki dakika. Öğlenin tamirhanedeyim. Bırakır çıkarsın. Azat! Buradayım, gel. Tata! Burada mıymış anne adayımız? Tebrik ediyorum. Ben nesi oluyorum peki? Herhalde teyzesiyim demeye hakkım var. İlk duyanlardan biri olduğuma göre yeğenim sayılır. Anlat bakalım. Şüpheleniyordum zaten. Bu sabah test yaptım. Hamileyim. Bir daha yaptım, hamileyim. Bir daha yaptım. Bir bebeğin olacak. Ali'ye söylemedin değil mi daha? Çünkü bence önce bir doktora gidelim. Kesin emin olalım, öyle söyleriz. Aldım zaten randevumu. İyi, ben de gelirim seninle. İzin konusunda bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum biliyorsun. Patronum biraz kayırıyor beni. İyi olur. Tek başıma yapamam zaten. Neyi tek başına yapamazsın? Bu çocuğu doğuramam bari. Doğuramam. Ali, sence ben sana güvenir miyim? Hı? Doğru olanı yaptım dayı. Biraz geç oldu ama teslim oldum. Ben yaptım dedim. Memleketin her köşesinde arattırdın kendini. Bir sebebim vardı. Adamlarıma ateş açtın. Ona da bir sebebim vardı. Yakaladık sonunda. Kabul etmedin. Ha? Yapmam dedin. Koltuğundan da çekildin. Terk ettin koltuğunu. Şimdi Allah için onu doğru yaptım dayı. Yani kafama göre takılmadım. Yerimi bildim, orada durdum. Peki Ali Bey, bana sordun mu? Dayı, beni kovdun mu diye bana sordun mu? Ha? Adamım olacaksan eğer, işin başına geçeceksin. Anladın mı? Kendini kabul ettirene kadar yeniden var gücünle çalışacaksın. Şimdi söyle bakalım bana. Adamım olacak mısın? Ben zaten senin adamınım dayı. Doğuştan. Yavaş yavaş. Yavaş. Bir kardeşimizin ricası, kuyumcu kendisi. Onun işini çöz. Ama silah yok, kafa göz yarmak yok. Önce konuşmasını öğreneceksin.
Dur bakalım, dur. Nereye? Bir şey unutmadın mı ha? Sana elimi bir şartla vermiştim. Hatırladın değil mi? Ya bu iş ya Azat. Ama geçtik oradan. Ama ben geçmedim kardeş. Ben geçmedim. Ha? En son olarak işi seçmiştin değil mi? Ha? Kararın değişmediyse söyle bilelim. Hı? Yok. Tabii ben... Bir daha düşüneyim. Kararımı söylerim. Düşün ama bugün bitmeden kararını söyle bana. Ali'ye söylemeyeceğim. Sen de söylemeyeceksin, söz ver. Öyle olmaz Azat. Bebeğini... Bebeğim değil o benim. Bebek yok. Bebek değil daha. Akşam halledeceğim. Beklersem yapamam. Akşam. Nasıl halledeceksin peki? O da bir can değil mi? Kıyabilecek misin gerçekten ona? Azat. O minicik bir bebek. Senden başka kimsesi yok, yapayalnız. Yalnız. Yalnız ha? Yalnız. Al bakalım kim yalnız? 7 yaşında okula başlarken. Kimse var mı yanımda? Yok. Ah, apandisim patladığında 14 yaşında. Var mı kimse yanımda? Yok. Kim daha yalnızmış? Bu çocuğu doğursam yalnız kalmayacak mı sanıyorsun? Babası yanında olacak mı sanıyorsun? Öyle bir babayla büyüdüm ben. Çok iyi bilirim böyle bir babanın çocuğu olmayı. Böyle bir annenin çocuğu olmayı. Her gece yüzünü bile görmediğin ailen için dua edersin. Allah'ım ne olur onlara bir şey olmasın. Allah'ım ne olur annemle babam ölmesin. Bunu mu yaşasın bebeğim? Bebeğim. Benim bir bebeğim. Azat. Biraz yalnız kalabilir miyim? Sağ ol. Ali ile konuş Azat. Yalnız değilsin, tek başına değilsin. Önce Ali ile konuş. Adamın bizle hiç teması olmadı. Onu soruyorsan şimdi bana... Ben bu adamı indireceğim Arif. Ramiz, ben en son sana arka çıktığımda sürdükleri yerde müdürüm hala. Ben bu adamı indirmek istiyorum Arif. Ramiz, dayı kusura bakma. Hürmetten geldik. Ama senden sonra teşkilatta çok değişti işler. Daha iyi ya Arif, daha iyi ya. Birbirimize daha çok yardım etmeliyiz şimdi. Ramiz, sen açık sözü seversin. Ben şimdi yardım istesem, senden gelip yardım istemem.
yeniler var. Onlara giderim. Bunun gibiler. Onlardan yardım isteyenler. Onlar gibi olmak istiyorlar demektir. Buyur, buyur. Eksik olma, geldin. Eski dost, buyur. Söyleyeceğinizi bize söyleyin, biz iletelim. Gel söyleyeyim. Dayan, dayan! Başar, bende çok var ondan. Çekilin! Ne istiyorsun? Yardım etmek istiyoruz. Niye? Ödeşeyim diye. Katille de, Ömer'le de. Geçen defa az daha öldürüyordu seni. Bu defa ne değişecek? Hiçbir şey. Bitirsin işini. Ama ben de onunkini bitireyim. Ömer için ölmek istiyorsun yani. Al o zaman. İspat et. Bu adam onlardan. Dayı, komik değil. Vuracak mısın? Sık o zaman kurşunu. Herkesin gözü önünde. Güpegündüz. Bildirdiniz mi ya siz? Ben kimim sen biliyor musun? Sen benim en kolay sınavımsın kardeş. Dayı bir şey de. Önce sen bir şey de. Görmedim ben bu adamı. Yoktur bunun adresi falan. Kurbanlarının da mı yok? Ölü adam var. Ne yapacaksın? Susun da bir sıkayım. Kurbanlarını bilen müşteri. Seninle çalışmak da hikaye dayı. Kimseyi vurdurtmuyorsun. Benle çalıştığını kim söyledi? Yollayın bunu. Niye geldin buraya? Ne işin var burada senin? Can istedi. Atölyede şimdi. Bitmiş mi peki? Tamam mıymış Ezel'in işi seninle? Bilmiyorum ki. Ya sana da bir şey yaparsa? Kardeşimsin diye ya sana da bir şey yaparsa? Kimsenin bana bir şey yapacağı falan yok. Benim de artık kendim için bir şeyler yapmam gerekli abla. Gidiyor musun? Bırakıyor musun beni? Sen Ezel için bırakıp gitmedin mi beni? Ama oyuna getirdi diyorum. Aramızı açmak için yaptı, görmüyor musun? O ondan yaptı. Sen niye yaptın? Ne yapıyorsun Bahar? Gitme. Senden başka kimsem yok.
Sen de gidersen... Ben de gidersem ne olur? Hoşçakal abla. Yaparım. Sen de gidersen yemin ederim bu sefer yaparım. Neyi yaparsın? Neyi yaparsın diyorum? Öldürürüm kendimi. Delirdin herhalde sen. Bir dakika. Bu sefer ne demek? Bir şey mi yaptın sen kendine? Yapamadım. Mert buldu. Ömer'in mezarında. Abla. İntihar mı edecektin sen? Abla. Bir şey olmadı değil mi? Ha? Bir şey olmadı değil mi sana? Abla ya. Niye? Niye bağırır? Ben ona kötü bir şey yapmadım ki. Aşık oldum sadece. Niye? 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 Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim sana. Bak bana. Bana bak bir abla. Ezel. Abla Ezel. Bahar. Hadi kızım biraz ablam dinlensin. Halsiz zaten bak. İzin ver de biraz uyusun hadi. Hadi kızım. Hadi. Ya teyze. Ne yaptın duydun sen? Tabii ki söyleyeceğim. Önce Ömer'le konuşun. Yok beklemem ben söyleyeceğim. Ne yapıyorsunuz siz delirdiniz mi? Kız intihar etmeye kalkmış. Konuşmadan olmaz. Yok Ömer falan. Söyleyeceğim yeter. Tamam. Tamam. Tamam kızım. Söyle. Söyle. Söyle kızım. Ben istemiyorum yine gitsin. Ha? Ama önce Ömer'le konuş. Onun haberi olmadan olmaz. Mina teyze ne olur. Ya, Ezel nerede? Ha? Yaptırtmam. Öldürtmem ablamı ben size. O kadar da değil. Yaptırtmam.